Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Şu an Karadeniz Ereğli'deyiz ve Karadeniz Ereğli'de Gökhan Yapı İşletmesi'nin konu olduk. Yanımızda işletme sahibi Gökhan Ayaz bulunmakta. Bakalım sunmuş oldukları hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Gökhan Bey merhabalar. Merhaba Cemal Bey. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür olsun. Sizler nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ Çok abi. Sağ olun Gökhan Bey. Şimdi efendim işletmeniz hakkında söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet kalitesi, referanslarınız olsun, bunların hepsinden bahsedeceğiz. Fakat öncesinde bizleri izleyen değerli izleyicilerimize ben kısaca sizleri tanıtarak başlamak istiyorum. Tamam. Gökhan Ayaz kimdir? Ne kadar zamandır bu sektördesiniz? Kısaca kendinizden söz eder misiniz? Ben Gökhan Ayaz, Karadeniz Ereğli doğumluyum. Hı hı. İlim Zonguldak. Dekorasyon işi yapıyorum. Evet. Babadan başladık. Yaklaşık 35-40 seneden beri bu işte meşgulüm. Hı hı. Sevdiğim işimi yapıyorum. Evet. Öncelikle yani. En çok branşım eskiyi yeniye çevirmek. Hı hı. Böyle işte yani. Başka? Peki babanız bu işe ilk, hani şu an siz mobilya bölümüne bakıyorsunuz. Dekorasyonda evet. Aslında bir yere girdiğinizde A'dan Z'ye elektrik, su tesisatı olsun, fayans olsun, evet, tavan olsun, duvarlar, yani A'dan Z'ye bir evde yapılması gereken ne varsa her şeyi yapabilecek bir ekibe, bir donanıma sahipsiniz. Babanız bu işe, sözünüzü kestim, dekorasyonla mı başlamış yoksa mobilya ile mi başlamış? Babam bu işe kaba işle başladı. Hı-hı. Öncelikle. Kendisi 1980'lerde, 75'lerde kaba ustasıydı. Demir, kalıp, hı-hı, ustasıydı. Kaba inşaat olarak, evet, tabir ettiğimiz. Evet, başlamıştı. Ondan sonra tabii biz yetiştirdik. Babam dedi oku, biz okumadık. Ben dedim çalışacağım. Evet. Ben dedim sevdim mesleğimi. Biz tuvalet banyo, WC tuvalet banyo, hı hı, olarak başlamıştık. Ondan sonra baktın işler ilerliyor. Bir usta, iki usta derken, üç usta derken çoğaldık. Şimdi 25 tane personelim var. İstihdam sağlıyorsunuz. Evet. Her ebatta, her, hı hı, ustasında elektrikçim var, su tesisatçım var. Alçı, boya, mermer, laminet ustam, hı, mutfak dolabı ustam, Amerikan kapı, lake kapı, varyo kapı. Bunları yapıyoruz. Kendim mobilya ustası değilim. Hı hı. Kendim iç dekorasyon ustasıyım. Evet. Kalabodur ustasıyım. Örme ustasıyım, hı hı, şap ustasıyım, sıva ustasıyım. Evet. Bunlar benim branşım. Branşım olmayan yani tesisat falan, onları ustalarım var, hı hı, branşımda. Böyle şekil işte ustalarım da yani kadrolu ustalarım. Hı hı. Yaklaşık 10 sene, 15 sene yanımda çalışan ustalarım var. Birbirimizi takip ediyoruz. Evet. Onun derdi oluyor, paylaşıyorum. Benim derdim oluyor, paylaşıyoruz. Bir abi kardeş ilişkisi var. Aynen, bizde patron işçi olayı yok yani. Bir aile işletmesi gibi. Bir aile gibiyiz. Evet. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Yani açık konuşuyorum. Hı-hı. Mesai olur, mesela çalışır. Abi ben mesai istemem gibisine. Yani benim şu derdim var. Yani evet, biz işçiden ziyade aile dostu gibi işçimize, işçim de bana yardımcı oluyor. Evet. İyi günde de kötü günde de. Aynen öyle yani. Ailenizden birisiymiş gibi ki artık, evet, 15 yıldır berabersiniz. Evet. O yüzden de birbirinize destek olarak, evet, müşteri memnuniyeti açısından, evet, da elinizden gelen bütün gayreti gösteriyorsunuz. Evet. Yani kısaca özetlersek, bir inşaatta, bir evde, ofiste ya da bir yapı, evet, da ne olması gerekiyorsa A'dan Z'ye bütün oraya o hizmeti, evet, donanımlı bu ekibinizle beraber hizmet, evet, verme şansınız da var. Şu an Karadeniz Ereğli'deyiz. Evet. Burası üretim yeri. Bir, evet, de şubemiz var, çarşıda ofisimiz var. Evet. İki tarafla, iki Ereğli taraflı, halkına, evet, hizmet Ereğli halkına hizmet sunuyoruz. Yani memnunuz, hı hı, Ereğli halkımızdan. Bizlerden memnunlar. Yani elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Peki bu hizmetleri verirken, çünkü birçok alanda hizmet veriyorsunuz, önceliğiniz nedir? Nelere dikkat ediyorsunuz? Yani önceliğimiz, önce iş güvenliğini, evet, alıyoruz arkadaşlar İnsan arasında. İnsan sağlığı tabii ki İnsan çok önemli. Sağlığında, evet, yani can iş, güvenliği çok önemli. Evet, can güvenliği çok önemli. Acaba ne olur, ne gider? Bunu böyle yapsak, bunu şöyle yapsak, istişare ediyoruz. Evet. Ben yani işverenim, benim babam
öncelik olduğu için ben patronuyum ama benim üstümün babam benden patron. Evet. Dosya üzerinde ben patronuyum. Evet. Ama babam benim patronum. Evet. Size o yüzden, bu işi öğreten evet, kişi. O yüzden babam beni takip ediyor. Evet. Ben de ekibimle beraber, demin de söylemiştim, bir aile gibi, bir abi kardeş gibi ben de çalışıyorum. Evet. Yani benim çalışmamın sebebi yani hem işime sahip çıkmak, hem gününde bitirmek, evet, hem temiz bitirmek. Kesinlikle. Dediğiniz gibi söz verdiğiniz zamanda işi temiz bir şekilde teslim edebilmek çok önemli. Sözleşme yapıyorsunuz. Sözleşmede geçen maddelere her iki tarafın da uyması. Yani hangi marka, hangi kalitede ürün kullanılacaksa bunların harfiyen uyulması çok önemli. Bir de iş bittikten sonra da tabii ki insanlık hali, ufak tefek aksamalar olabilir. Evet. İşin arkasında durmak da burada çok önemli. Zaten en büyük avantajımız o. Evet. Yani işimizin başında durmak. Ha, olur ya yani Allah yapısı değil kul yapısı. Muhakkak. Yani arızamız oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Şimdi yapıyoruz, bir ay önce geçmiş oluyor. Avrupa'daki abilerimiz bir ay sonra geliyor. Hı hı. Vanaları açıyoruz. Batarya arıza, musluk arızalı mesela. Evet. VC taşı veya klozetimiz arızalı. Alo diyor mesela, biz gidiyoruz en bakıyoruz hızlı bir işte şekilde. Diyor sizin bu hareketinize ben hasta oluyorum diyor yani. Önemli şeyler. Yani önemli şeyler. Yani benim için güven bu. Açısından hem güven açısından hem sizin referansınız evet. açısından hem de yani. O beşeri ilişkileri kaybetmemek açısından evet. işin arkasında durmak çok önemli. Yani evet. siz burada tamamıyla kalite odaklı. Evet. Ben müşteri diyeceğim. Aslında onlar sizin artık aileden birisi, evet. dostunuz, aile arkadaşınız, diyelim. Abiniz, kardeşiniz Aynen. ama tamamıyla onların memnuniyeti için çalışıyorsunuz. Evet. Peki ikinci kuşak işletmecisiniz. Artık babanızdan aldığınız bayrağı siz zirveye çıkartmak için elinizden gelen gayreti ve mücadeleyi Ereğli'de gösteriyorsunuz. Evet. Sizin hedefiniz nedir bundan sonra? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefim çok yükseklere gitmek istemiyorum. Yani çok böyle 40, 50, 100, 150 adam çalıştırmak. Hı hı. Mesela daha büyük onu istemiyorum. Mevcut konumu korumak. Mevcut konumu rolanti bir şekilde gitmek evet. istiyorum. Evet. Yapabileceğim kadar. Evet. Çünkü 10 tane iş alsan önemli değil. Yetişemedikten yani, sonra ya da yani şimdi, istediğiniz gibi olmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Evet şimdi Cemal olmuyor. Bey'in işini almışım ben. Örnek veriyorum Cemal Bey karşımda. Cemal Bey'in işini almışım. Cemal Bey'in işi 8. ayda teslim olunacak. Hı hı. Şu an 5. aydayız. 6, 7, 8 ama yetişmiyor. Evet. Ne yapacağız? Cemal Bey bir sefer diğer kişiyi de kaybedecek. Kesinlikle. O yüzden şimdi telefon geliyor. Bak şimdi iki bayram arasındayız. Şu an telefonlarım geliyor. Telefonlarım durmuyor. Biri diyor müşterilerim şu işim var, bu işim var. Diyorum bayramdan sonra. Evet. Yani Kurban Bayramı'ndan sonra ya yapıver, yapamıyorum diyorum. Tutamayacağını yani, sözleri evet. Para kazanacağım uğruna yani vermiyorsunuz. Kesinlikle yani onu ve kesinlikle ve kesinlikle onaylamıyorum. Yani. Evet. Bunlar da tabii ki çok önemli. Evet belki büyümek daha çok insana da ekmek kapısı açmak, istihdam sağlamak, ülkeye de bir katma değer sağlamak. Evet. Evet de bunlar da çok önemli ama bir yandan da dediğiniz gibi mevcut konumu koruyarak, işin evet. hakkını vererek gerçekten evet. söz verilen tarihte temiz bir şekilde evet. işi teslim edebilmek bunlar da çok önemli. Şimdi geçen sene 8. aydaydık mesela hiç yoksa şu an 7-8 tane Avrupalı abim var. Onların işlerini almıştım geçen sene 8. ayda. Şu an bitti. Evet. Bitiş kıvamda. Hı hı. Teslim ettik. Gelmelerine mesela 6. 5. ay 1,5-2 ay var daha. Evet. Mesela. Ama şu an benim işim toparlandı. Temizlendi. Bitti. Gelip oturabilirler gönül evet. rahatlığıyla. Evet. Tebrik ediyoruz sizi Gökhan Bey. Sağ olun. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ederiz. Hizmetlerinizle başarınızda devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizler de sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz sektörleri mercek altına almaya devam edeceğiz. Karadeniz Ereğli Gökhan Yapı İşletmesi'nden aktaracaklarımız bu kadar. Lütfen bizi izlemeye devam edin.